Merhaba gençler, ben Üsküdar Belediyesi Bahçeli Evler Çocuk Akademisi Fen Bilgisi Öğretmeni Elife Yıldız. Bu sene sizlerle 8. sınıf konularında fen bilgisi derslerinde ben yardımcı olacağım inşallah. Fen bilgisi derslerimizin ilk ünitesi mevsimler ve iklim ünitesidir. Mevsimler ve iklim ünitesinde giriş yapmadan önce ben geçen yılki konularımızdan şunu hatırlamanızı istiyorum. Dünyamızın iki türlü hareketi olduğunu özellikle hafızanıza yazalım. Bunlardan birincisi, dünya kendi ekseni etrafında döner. İkincisi de dünya güneş etrafında dolanır diye söyleyebiliriz. Peki bunlardan ne oluşur? Neler meydana gelir? Şimdi bunlar üzerinde biraz gezintiye çıkacağız. Özellikle ilk önce şunu söyleyelim ki, dünya kendi ekseni etrafında dönerken gece ve gündüzlerin oluştuğunu unutmayalım. Bu sene asıl üzerinde duracağımız konu ise dünyanın güneş etrafındaki dolanımıdır. Peki dünya güneş etrafında dolanırken bazı kavramlarla karşımıza çıkacak. Dünya bir eksen eğikliği ile güneş etrafında dolanır ve bu güneş etrafında dolanırken kuzey ve güney kutup noktaları arasında hayali bir çizgi vardır. Ve dünya diyoruz ki bu eksen etrafında, bu çizgi üzerinde kendi ekseninde döner. Bu çizginin adı bizim için dönme ekseni olarak ifade edilir. Peki eksen eğikliği diye bir kavramla karşımıza çıkıyoruz. Bu da şu şekilde, dünyayı uzaydaki boşluğunu inceleyecek olursak şeklini x ve y düzlemlerini çizdiğimizde dönme eksenini göz önüne aldığınızda bir açı, 23 derece 27 dakikalık bir açı oluşturacaktır. Bu açının adı ise eksen eğikliği olarak ifade edilir. Bir başka kavramımız da ekliptik düzlem. Ekliptik düzlem ise bunu ekvator dizlemi ile karıştırmamamızı özellikle rica ediyorum. Ekliptik düzlem, dünyanın güneş etrafında dolanma sırasında hareketini devam ettirdiği, kendi ekseni etrafında döndüğü yörüngedir ve ekliptik düzlem olarak ifade edilir. Bir diğer kavram ise gene dünyayı kuzey ve güney kutup noktaları olarak birleştirirken kuzey ve güney kutup dairelerinin ortadan geçtiği hayali bir eksen vardır. Bu eksenin adı da gene ekvatoral düzlem olarak ifade edilir. Şimdi bunlar etkinlik birimizde bazı kavramlar üzerinde durduk. Şimdi diğer etkinliğimize geçiyoruz. Evet gençler, dünya güneş etrafında dolanırken bazı tarihler bizim için önemlidir. Bunlardan bazı tarihler için özellikle 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde neler olduğu üzerine şöyle bir bakalım. Evet, 21 Haziran tarihinde şekilde de görüldüğü gibi güneş ışınlarının dünyaya sağ taraftan yaklaştığını düşünürsek uzayda bu şekilde. Bakalım neler oluyor. Ekvator çizgimiz kırmızı çizgiyle gösterildi. Ekvator düzlemimiz hemen onun üzerinde gene birazcık daha büyütelim ekranımızı. Evet. Yeşil çizgiyle görünen bir başka çizgi var ve bir de altında. Bunların isimleri üzerinde bir duralım ve bunların bize neler anlattığını söyleyelim. 21 Haziran'da çocuklar, güneşten gelen ışınlar dünyaya yaklaştığında bazı yerlerde dik açı, bazı bölgelerde ise eğik açıyla gelecektir. Bizi ilgilendiren dik açıyla geldiği ısınmadır. Dik açıyla geldiği bu gene 23 derece 27 dakikalık buradaki hayali çizginin adı kuzey yarımküresinde bulunan yengeç dönencesi olarak ifade edilir. Ve 21 Haziran'da güneş ışınları yengeç dönencesine dik olarak gelir. Bu tarih bizim için başka olayları da ifade eder. 21 Haziran tarihinde kuzey yarımküresinde en uzun gündüz, güney yarımküresinde ise en kısa gündüz saatleri yaşanacaktır. Gece olarak baktığımızda ise kuzey yarımküresinde
yörüngesinde en kısa gece, güney yörüngesinde ise en uzun gece. Bir başka önemli not da bu tarihle ilgili, 21 Haziran tarihinde kuzey yörüngesinde yaz mevsiminin başlangıcını ifade eder, güney yörüngesinde ise kış mevsiminin başlangıcını ifade eder. Şimdi bunları boşluklarımızda yerleştirelim. 21 Haziran'da güneş ışınlarının öğle vakti kuzey yarımkürede dik olarak geldiği enlem yengeç dönemcesi olarak adlandırılır. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi. Güney yarımkürede kış mevsimi yaşanmaya başlar. Ayrıca kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, ne demiştik? En uzun gündüz yaşandı. Artık bu tarihten sonra gündüz sürelerinin uzaması mümkün değildir. Kısalmaya başlar. Geceler uzamaya, güney yarımkürede ise geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlayacaktır. Bunu da söyledikten sonra 21 Aralık tarihi üzerinde duralım. 21 Aralık tarihinde de güneş ışınlarının dünya üzerine soldan yaklaştığını düşünürsek, kuzey yarımküreye değil de güney yarımkürede bir enlem üzerine güneş ışınlarının daha dik açıyla geldiğini görürüz. Dik açıyla gelen bu dönencemizin adı bu sefer güney yarımkürede oğlak dönencesi olarak ifade edilir. Ne diyoruz? 21 Aralık'ta güneş ışınlarının öğle vakti güney yarımkürede dik olarak geldiği enlem oğlak dönencesi olarak adlandırılır. Peki bu tarihte neler yaşanır? Yine kuzey yarımküresi ve güney yarımküresi olarak bakacak olursak, kuzey yarımküresinde 21 Haziran'da yaz mevsimi başlarken, güney yarımküresi 21 Aralık tarihinde ise kuzey yarımküresinde artık kış mevsimi başlar. Kış mevsiminin başlangıcı kuzey yarımkürede, yaz mevsiminin başlangıcı ise güney yarımkürede olacaktır. Ne hangi tarihte diyoruz? 21 Aralık'ta. Bununla ilgili etkinlik sayfamızda bazı kavramları tamamlayalım. 21 Aralık'ta güneş ışınlarının öğle vakti güney yarımkürede dik olarak geldiği enlem oğlak dönencesi olarak adlandırılır. Bu tarihten itibaren güney yarımkürede yaz, kuzey yarımkürede kış mevsimi yaşanmaya başlar. Ayrıca güney yarımkürede gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya, kuzey yarımkürede ise bunun tam tersi olarak geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlayacaktır. Yani biz 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde iki yarım kürede tamamen farklı olayların yaşandığını, zıt olayların, ters olayların yaşandığına dikkat çekelim. Yaz mevsimi, kış mevsimi, kış mevsimi, yaz mevsimi. Bunları hatırlattıktan sonra şimdi bir diğer etkinliğimize geçiyoruz. Evet, buradaki etkinliğimizi anlatmadan önce benim size bazı kavramları hatırlatmak istiyorum. Şimdi, devam edeyim mi? Bazı kavramlar üzerinde duracağız buradaki etkinliğimizi yapmadan önce. Diyoruz ki, buradaki etkinlikte bize gölge boyları ile ilgili bir soru sorulmuş. Gölge boylarının oluşması ile ilgili daha önceki yıllardan da olan bilgilerimizi bir pekiştirelim diyoruz. Diyor, şunları hatırlatmak istiyorum. Güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde gölge boyunun en kısa, eğik açıyla geldiği saatlerde ise gölge boyunun daha uzun olduğunu hatırlayalım. Ve buna bakarak şimdi de sorumuza bir göz gezdirelim. Bu tarihlerden 21 Haziran ve 21 Aralık'ta güneş ışınlarının en dik geldiği dönencelerimizi hatırlayalım. 21 Haziran'da güneş ışınları yengeç dönencesine, 21 Aralık'ta ise oğlak dönencesine dik geliyordu. Bunu söyledikten sonra şeklimizi sorumuzu okuduktan sonra tekrar bir inceleyeceğiz. Evet. Aynı boylam üzerindeki K, L, M şehirleri
aynı uzaklıktaki çubuklar açık ve düz alanlara dikilip çubukların gölgelerinin boyları ölçülmüştür. Gölge boyları yerel saatlerle sabah 8, öğlen 12 ve öğleden sonra 16'da ölçülmüştür. Yani bu bize ne ifade ediyor? Sabah 8 gün doğumu, öğleden sonra öğlen saatleri, öğleden sonra gün batımı saatleri gibi düşünürsek bu saatlerde yapılan çubukların gölge boylarındaki uzunlukların ölçümü ve buna bize verdikten sonra bu bilgiyi verdikten sonra sorumuza geçiyoruz. 21 Haziran tarihinde gölge boyunun en fazla gözlemlendiği ölçüm hangi şehirde ve saat kaçtaki ölçümdür? 21 Haziran bizim için buradaki şekilde gösterildiğinde gölge boyunun en uzun olacağı tarih ya da saat aralığı eğik açıyla geldiği durumdur. Biz 21 Haziran'da eğik açıyla geldiği saatlere baktığımızda L şehrindeki gölge boyunun en fazla gözlemlendiğini söyleyebiliriz. Şu şekilde dikkat edersek sabah 8 ya da akşam 16 öğle saatlerinde ise aynı durumu söyleyemeyeceğiz. Eğik açının en fazla olduğu saatler bizim için önemlidir. Öğlen saatleri daha dik geldiği saatlerdir. İkinci sorunuza geçecek olursak 21 Aralık tarihinde yani şu şekil üzerinde soruyor bize. Tarihinde öğlen 12'de yapılan ölçümlerde gözlenen gölge boyu uzunluklarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Biz şunu biraz daha kaydırdık şeklimizi inceleyelim. 21 Aralık tarihinde gölge boyunun en eğik geldiği yerleri bulmanız lazım. En eğik geldiği ve öğlen saatinde. Yani güneş ışınları hepsine dik olarak geliyor. Ama en fazla eğimin olduğu şehir hangisidir diye sorduk baktığımızda kuzey kutup noktasına yakın olan şehirdeki gölge daha uzun olacak. Daha sonra M şehri ve en kısa olacak olan da çünkü güneş ışınları tam olarak oğlak dönemcisi üzerindeki bir şehirde daha dik geleceği için gölge boyunun en kısa olması beklenir. O yüzden K, M ve L olarak gölge boylarının sıralamasını alabiliriz. Bir sonraki sorumuz 23 Eylül tarihi. Şöyle hafif kaydıralım yukarı doğru. Evet, 23 Eylül tarihi bizim için ne ifade ediyor? Gölge boyu hangi şehirde ve hangi saatte yapılan ölçümde gözlemlenmiştir diyor. En kısa gölge boyu. En kısa gölge boyu 23 Eylül tarihi için şunu bilmemiz gerekiyor. Diyoruz ki bu tarihte hem yengeç hem de oğlak dönemcesi üzerine ve dünyanın her şehrinde gece ve gündüz sürelerin eşit olduğu, güneş ışınlarının ise ekvatora en dik geldiği tarihtir. Ve bu tarih bizim için ekinoks tarihleri, gece gündüz sürelerin eşitliği anlamına gelen tarihi gösterir. Ve sorumuzu tekrar bakalım. En kısa gölge boyu. En kısa gölge boyu güneş ışınlarının en dik geldiği şehir olan M şehrinde ve öğle saatinde olacaktır. Saat 12 diyoruz. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Dünya 21 Aralık konumundan 21 Mart konumuna. 21 Aralık'tan 21 Mart konumuna gelirken K şehrindeki çubuğun sabah saat 8.00'daki gölgesinin uzunluğu nasıl değişir? Neden? Tekrar bakalım konumundan 21 Mart konumuna gelirken. Evet, 21 Aralık'tan 21 Mart konumuna gelirken K şehrindeki çubuğun sabah saatlerindeki gölge boyu nasıl değişir? Şimdi biz buradaki çubuğun 21 Aralık tarihinde gölge boyunun en uzun olduğunu, çünkü en eğimde olduğunu görmüştük, söyledik. 21 Aralık tarihini, 21 Mart tarihine geçerken ise güneş ışınlarının
Güneş ışınlarının yine 21 Mart tarihinde ekvatora dik gelmesi durumundan dolayı kutuplarda da bu bölgedeki şehrin, bu şehirdeki gölge boyunun daha kısaldığını, çünkü güneş ışınlarının daha dik gelmeye başlandığını görebiliriz. Çünkü şekilde de anlaşıldığı üzere daha aydınlık bir bölgede kalmış ve güneş ışınlarının daha dik almaya başlamış. Burada eğik, burada dik almasından dolayı gölge uzunluğu azalacaktır diye ifade edebiliriz. Peki, bu sorumuzu da geçtikten sonra bir sonraki etkinliğimize bakalım. Evet. Evet. Hafifte büyütelim ekranımızı. Sorumuzu okuyalım. Dünya modeli üzerinde K, L, M ve N şehirleri aşağıdaki gibi belirtilmiştir. Model ile ilgili soruları yanıtlayınız. Biz hemen burada şu hatırlatmalarımızı unutmayalım. 21 Haziran ve 21 Aralık tarihleri Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz, Güney Yarımküre'de en uzun gece olarak ifade edilirdi. Ve gölge boyları gündüz ve gece süreleri açısından kıyasladığımızda da diyoruz ki soruyu bir okuyarak çözmeye çalışalım. Şehirlerin 21 Haziran tarihindeki gece gündüz sürelerine ait model aşağıda karışık olarak verilmiştir. Modelin ait olduğu şehirleri boşluklara yazınız. Şimdi gündüz açık renkli olan bölge gündüz süresini, koyu renkli olan bölgede gece süresini gösteriyor bize. Birinci şekilde gündüz süresi ve gece süresi eşit olduğuna göre biz bu tarihin K ya da M olduğunu nasıl söyleriz? Çünkü 21 Haziran tarihinde gece ve gündüz saatlerinin eşit olduğu bölge ekvator üzerindedir. Gece ve gündüz süreleri eşittir. Yine bu şekle bakarak 1 ve 4 aynı ifadeyle karşımıza çıkacaktır. İkinci şekle baktığımızda gündüz süreleri kısa, geceler uzun. Biz ne demiştik? Gündüzler, en uzun gündüzler kuzey yarımkürede, en uzun geceler güney yarımkürede bir bölge olduğunu bize ifade edecektir. O zaman sorumuzun cevabı ne olacaktır? Peki, sonrakine baktığımız zaman en uzun gündüz süresi, o zaman kuzey yarımküreden bir şehir seçeceğiz. Cevabımız o halde L olacaktır diyoruz. Aynı modelle ilgili ikinci sorumuzu çözelim. Modelle ilgili aşağıdaki bilgilerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazarak bilgileri tamamlayınız şeklinde soruluyor. Peki, 21 Aralık tarihinde en uzun gecenin yaşandığı şehir 21 Aralık burası mıdır? Evet, aynı şeklimizi böyle düşündüğümüz zaman K, L, M, N ve M şekilleri üzerinde neyi soruyordu bize? En uzun gece. En uzun gece 21 Aralık tarihinde artık Kuzey Yarımküre'ye geçecektir. Kuzey Yarımküre'de olduğu için L şehrini söyleyebiliriz. 21 Mart tarihi tarihinden 21 Haziran tarihine kadar N şehrinde gündüz süreleri nasıl değişir? N şehri baktığımız zaman Güney Yarımküre'de. Peki biz diyoruz ki gündüz ve gece süreleri 21 Mart tarihinde eşitti. Buraya geldiği zaman buradaki şehirde ne yaptı? Artık gündüz süreleri kısalmaya başlamıştır deriz. Gündüz süreleri azalır. L şehrinde yaz mevsiminin yaşandığı tarih. Evet, tam da bu şekil üzerinde güneş ışınlarının dik aldığı için 21 Haziran olarak cevabımızı doğruladı. Bütün şehirlerde gece gündüz süresinin eşit olduğu tarih 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir ki bu tarihlerin özel adı da Ekinoks'tur. Bunu da burada belirtelim. Bir sonraki etkinliğimize geliyoruz. Evet.
Ekranımızı da büyütelim. Evet. Şimdi bize bazı kavramlar vermiş ve bu kavramların boşluklara uygun olarak dolduralım diye isteniyor. Bakalım. Dünyanın dönme ekseni ile dolanma düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık açıya biz eksen eğitliği dendiğini ifade etmiştik. İkinci cümlemiz, dünyanın güneş etrafında dolanırken içinde bulunduğu düzleme dolanma düzlemi denir. Güneş etrafında dolanırken, evet, dolanma düzlemi diyoruz. Kuzey ve güney kutuplarını dünyanın merkezinden geçerek birleştiren hayali çizgiyi ise dünyanın dönme ekseni diyorduk ki bu eksen etrafında dönme hareketini tamamlardı. Ve bu şekilde biz birinci ünitemizle ilgili mevsimler ve iklim ünitesinin mevsimler kısmını tamamlamış oluyoruz. Bundan sonra sizlere kazanım tarama testlerini ödev olarak tavsiye ediyoruz. Kazanım tarama testi 1, kazanım tarama testi 2 ve kazanım tarama testi 3 bizim ödevlerimiz olarak sizlere tavsiye ettiğimiz testlerdir. Kolaylıklar dilerim.